Selamlar herkese, merhaba. Şimdiki skecimizde de ilk yardım kursunda geçen bir hikayeyi izleyeceğiz. Beste ve Ebru yazdı. İyi seyirler diliyorum. Merhaba, ilk yardım kursu burası mı? Evet. Bakın size yardım ettim, ilk yardımımı yaptım. Allah kabul etsin canım benim. Sağ olun. Siz de şirket zorunlu mu gönderdin? Yok, ben çalışmıyorum. İnanmıyorum. Sırf insanlara yardım etmek için buralara kadar geldiniz mi? Yok lan, sonu teneffüs olur da öpüşürüm diye geldim. Nasıl? İlk öpüşte aşk gibi düşünüyorum kızım. Neyini anlamıyorum? Karşı cinsle yakınlaşmak için geliyorum ben böyle kurslara. He, ne bileyim, o zaman bir dans kursuna falan gitseydiniz. Yok ya, orada yakınlaşamıyorum ben. Benim tikim var. Biri karşımda dans edince ben dayanamıyorum, oynamaya başlıyorum. Hı. Böyle böyle geliştirdim kendimi. En sonunda koca bulacağım diye gittim. Anadolu Ateşi'nde baş dansçı oldum. Hadi ya. Ama inanıyorum, birazdan hayallerimin erkeği şu kapıdan girecek. Merhaba. Hoş geldin enişte. Ne eniştesi lan? Gıtlık mı var? Gıtlık mı var? Belki ben başka kimse gelmez mi ya? Hoş geldiniz beyefendi. Ortamda sizden başka yakışıklı erkek göremiyorum. Evet, ben de baktım da göremedim. Ben gidiyorum ya. Ya saçmalama, nereye gidiyorsun? Daha başlamadık bile. Sürücü kursuna, orada şansım daha yüksek. Allah Allah, ya saçmalama, buraya gelin. Selamünaleyküm, geç kalmadın değil mi? Yok yok, tam suni teneffüse geçmiştik. Gel ben sana göstereyim. Ay saçmalama. Sen sürücü kursuna gitmiyor muydun ya? Vazgeçtim lan. Orada arabaya bineceğim ya. Burada buna yürürüm. Merhabalar. Melisa ben. İki seyle. Merhabalar. Kaan ben de. Yumuşak G yok. Ben de Lebris. İlk harfi büyük. Doğal olarak yani. Hangi şirketlerden gönderdiler size eğitim için? Mermerci olun mühendislik. Gelmeyen oğul danışmanlık. Yücel oğlu atıştırmalık. Ben de kardeşler süpermarketten gönderler. Ya benim burada ne işim var Allah aşkına? Boş boş bir şeyler yani bunlar. Biz de müptelası değiliz aslan. Şirket zorla gönderdi işte. Aslan mı? Sensin be aslan. Elimde. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben ilk yardım eğitmeniniz Sevda Özgenç. Çok memnun olduk hocam. Ben nereye imza atılıyorsa atayım. Daha sonra arkadaşlardan notları alırım. Hocam, öyle olabiliyorsa ben de çıkabilir miyim ya? Şu yanda lahmacun gömerim diye düşündüm. Ya olur mu öyle şey arkadaşlar? Nereye? Oturun lütfen. Bakın bu eğitim sizin için çok önemli. Yeri geldiğinde hayat kurtaracaksınız. Evet hocam, mesela ben bir keresinde hayat kurtardım. Bravo, nasıl oldu? Şöyle oldu ki, bir kız arkadaşım erkek arkadaşıyla buluşsun diye babasına bizde kalıyor dedim. Harikasın Einstein. Ne ya? Babası duysa ne olurdu biliyor musunuz? Peki, daha ciddi bir sorunla karşılaşmış olan var mı? Ben karşılaştım hocam. Amcamı yılan sokmuştu. Yılan sokması süper. Ne yaptınız? Zehri böyle emcükledim. Şu arkadaşlarımla gösterebilir miyim? Hayır. Kimseyi emüklemiyoruz. Yeri geldiğinde bunları da, bu eğitimleri de öğreneceğiz. Başka? Ben böyle ıssız bir sokakta hala... Hala güzel çıkamadım. Issız bir sokakta birisi bayılmıştı. Çok kötü oldum biliyor musun? Ah, çok fena oldum. İşte tam size ihtiyaç duyulan an. Ne yaptınız? Yürüdüm gittim. Çok fena oluyorum. bir ambulans çağırsaydın ya. Yok, o kadar fena olmuyorum. Böyle koklayınca kolonya koklayınca geçiyor. Bu tip durumlarda 112'yi aramanız gerekir. Evet. 112 ne? Kolonya bırakma hattı falan mı? Hocam biz gidelim ya. İlk yardım falan bizim nerede işimiz yarayacak lütfen. Ya olur mu öyle şey? Bu bilgiler her an karşınıza çıkabilir. Bakın şöyle yapalım. Eğitimimizi daha eğlenceli bir hale getirelim. Canlandıralım. Hatta günlük hayattan örnekler verelim. Daha iyi anlarsınız. Farz edelim ki burası bir dolmuş. Şu üç sandalyeyi şöyle alalım. Hocam ne dolmuş? Allah'ını çevirsen ya. Ya hocam biz burada koyalım şöyle. Bir gidelim hocam ya. Evet. Harika. Ben
Güzel. Aranızdan bir gönüllü isterim. Hocam ben olurum. Ben Survivor'a da başvurdum. Haber bekliyorum. Süper. Tamam, ben geçiyorum. Geçin, buyurun. Hepiniz dolmuşta seyahat ediyorsunuz. Melisa Hanım da aniden bayılan bir vatandaşı canlandıracak. Çok heyecanlı. Hocam ben de bu arkadaşın sevgisini canlandırabilir miyim? Oyun atarım. Olur. Oh be. Ya da şöyle yapalım. Şoförümüz yok. Siz şoför olun. Ne alaka şoför ya? Evet, hazırsak başlayalım. Hocam arkadaş, ondan ses çıkartıyor. İlk dakikadan bayılma numarası ya. Böyle şey olur. İlk dakikada uyuma ya. Böyle şey olur mu ya? Şş, ne yargol yapıyorsun lan? Oo, önüne dön. Hadi. Şş, arkadaki. Sen gel ön tarafa otur. Gel, ayakta kalma. Orada yer mi var? Ucağıma otur. Hocam. Leypiz Hanım. Hocam ceza yemeyelim diye ben yani. Tamam. Şoför her zamanki gibi 16 kişilik dolmuşa 47 kişi almış. Sığmıyoruz. Sıkışalım. Arkadaşım ittirmesene. Bizi de ittiriyorlar. Ne var? Evet, çok kalabalık. Nefes alamıyoruz. Oksijensiz kaldık. Melisa Hanım bayılmak üzere. Vallahi bayılmak üzereyim ha. Ne yapacağız? Camı açıp. Ah, inanmam sana. Sana çok iyi geldi. Okey, problem çözüldü. Kaptan sağda beni tükür. Kendinize iyi bakın. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Lütfen geri gelin. Bayılması gerekiyor. Ya az şey mi yaptın? Hocam bir dakika, ben hallediyorum şimdi. Şşş, arkadaki kıvırcık. Aynadan görüyorum, parayı uzatmadın sen. Hadi elden öyle para uzat. Ne var ya, unutmuşuz tamam, Allah Allah. Gönder, gönder. Alsana değil mi? Hayır. Tamam, bayıldı. Vatandaş bayıldı. Ne yapacağız? Ah, panik havası. Allah, kadın bayıldı. Kız, kalsana yedin. Bayıldı. Bayık. Bayık kadın. Panik en son isteyeceğimiz şey. Sakin kalıyoruz ve hastayı koltuğa uzatıyoruz. Yalnız ben bayana dokunamam. Bacım siz bir şey yapsanız, bir el atsanız. Ay Barzo, gerizekalı. Kız! Yatıralım. Kızlar, ben sakin ol. Sakin ol, kurtaracağız seni. Kurtaracağız. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Hocam bence soğan koklatalım. Ay, sen çantanda soğan mı taşıyorsun be? Soğan varsa ben yerim ya, karnım aç ha, Allah. Arkadaşlar, kadın burada baygın, farkında mısınız? Bravo Kaan Bey. Kaçalım, üstümüze kalacak. Doğru, kaptan orta kapı. Ben de geliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar, durun. Nereye gidiyorsunuz? Lütfen yerlerinize geçin. Yerlerinize geçin lütfen. Ben göstereceğim. Sizler de kendi aranızda uygulayın lütfen. Evet. Bence gayet doğru şey yaptım. Evet, hastamızın, ben gösteriyorum. Okay. Herkes sağındaki leşleşsin lütfen. Sen sağını solunu biliyor musun lan? Biliyorum. Tüh ya. Okay. Hastamızın nabzına bakıyoruz öncelikle. Sonra kafa yukarı, çene yukarı, baş yukarı pozisyonuna getiriyoruz. Bayıl, bayıl. Sen mi bayıl? Ben bayılayım. Sen bana bayıl. Ben, ah. Hocam. Bu hacı yatmaz gibi düşmüyor. Kızım yer arıyorum, düşeceğim ya. Tamam, buraya düş işte. Şakaklarıma var mısın? Tamam. İyi geliyor bana. Hazırsak. Bayılan hastamızın nabzına baktık. Baş yukarı, çene yukarı pozisyonuna getirdik. Üzerini evet, getirelim pozisyonlara. Hocam. Bunun gıdısı var, çenesi yok. Nasıl yok kızım? Burada işte ya. Hani nerede lan? Lan şu, şu. Ana, bu çenem mi? Gıdırın içine kaçmış. Evet, hastanın üzerini sıkan giysileri varsa çıkartıyoruz. Ah, ben içime atletimi giymedim. Çıplağım şu an. Hocam. Hocam, bununkiler komple sıkıyor gibi. Ne yapayım? Önden bir iki düğme açmanız yeterli. Sonrasında hastanın ayaklarını 30 santim kadar yukarı kaldırıp kan akışını sağlıyoruz. Ve bundan sonrasını sağlık ekiplerine bırakıyoruz. Anladıysak bir sonraki uygulamamıza geçelim. Allah'a geçelim ya. Allah'a geçelim ya. Harika. Buyurun. Evet arkadaşlar, bir sonraki uygulamamız boğaza cisim kaçması. Farz edelim ki burası bir restoran. Sandalyeleri karşılıklı koyalım. Koyalım. Ya masamsı gibi şeklinde şey yapıyoruz. Evet, anladım.
Melisa Hanım restorana yemek yemeye gelmiş. Hocam, mesela ben de restorana yemek yemeye gelmiş olabilirim. Olabilirsiniz. Buyurun müşteri olun. Olur. Adam hayalini bile seviyor ya. Siz garson muyum? Ben evet garson muyum ben? Evet garson. Teşekkür ederim. Hocam ben bodyguard olabilir miyim? Olur. Hocam ben de bodyguard'ın sevgilisini canlandırayım. Oyun katarım. Olur. Ya da siz Hacı Bey'e eşlik edin. Hoca bana taktı ya. Şey yapalım. O zaman böyle kapıdan doğru giriyorlar gibi yapalım mı? Güzel. Buyurun. Şöyle arkadaşlar gelin. Gelin şöyle. Ben garsonum. Sen garson kal içeride. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz bayan. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz bayan. Sen dur. Kimlik ver. Niye? Olamaz mı hocam? Kimlik istiyorum. Olamaz mı? Kaan Bey, asıl meseleye mi odaklansak? Al şu 20 doları. Uzat falan bir şeyleri. Hazırsak başlayabiliriz. Ben çok iyiyim. Hayatım, birinci yıl dönümümüz kutlu olsun. Doğaçlama lan. Evet, buyurun. Başlıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Diyetliyim, teşekkür ederim. Okey, kendine çok iyi bak. Safa Bey, olmaz öyle. Bir şey yemesi gerekiyor ki boğazına kaçsın, değil mi? Doğru, evet. Okey, başlayalım. Ne alırsınız? Ben bir İskender alayım. İçinde ama etler olmasın. Tamam. O salçalı sosa da istemiyorum. Yoğurda da alerjim var. O zaman ben size bir 18'lik bir tabak getiriyorum. Ağzınıza sokuyorum tabağı, boş. Hazırsanız. Boğazına parmak kaçtı kadının. Evet. Boğazına... Bitti. Boğazına cisim kaçtı. Ne yapıyoruz? Panikler böyle. Kız! Kız! Bırak gel lan! Hayır. Bırak sana tabağı. Biz daha çıkarıyoruz sonra parasını biz yeniyoruz. Parasını biz yeniyoruz sonra bırak şu tabağı. Lütfen sakin oluyoruz. Başka bir önerisi olan? Hocam bence soğan koklatalım. Ya boş boş konuşma. Sen kaçma lan, ne kaçıyorsun? Hocam ben zaten bayana dokunamam. Ölürse de üstümüze kalır. O yüzden kaçalım. Kaçalım! Kaçalım. Koş. Arkadaşlar durun. Bu da olmadı. Yerlerinize geçin lütfen. Ben göstereceğim. Buyurun. Geçin yerlerinize. Yine yakalandık ya. Evet, herkes solundakiyle eşleşsin. Lan sen daha demin sağında değil miydin? Niye sabit durmuyor? Ya kızım ben de müttelaf değilim. Öyle denk geliyor. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Evet, boğazına cisim kaçan hastamızı şu şekilde eğiyoruz. Şu şekilde sırtına 5 kez vuruyoruz. Buyurun, deneyebilirsiniz. Sen dön, ben vurayım. Olur. Ya da ben döneyim, sen vur. Olur. Hocam, biz burayı pas geçebiliyoruz mu? Hayır, pas geçemeyiz. Sen şu anda barzo bile olsan ölüyorsun şu anda. Gerizekalı. Böyle değil mi? Evet, buyurun siz de deneyin. Tamam, hadi hasta sen ol bu sefer. Hadi lan oradan eğil. Hep ben deniyorum hocam ama ya. Çıktı mı cisim? Çıktı mı lan? Çıktı çıktı. Karpuz mu seçiyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, bu şekilde yediğimiz hastamızı şu şekilde tutup bu şekilde zıplatıyoruz. Şöyle değil mi? Biraz daha yavaş lütfen. Lan, lan. Hocam bu kalkmıyor. Tamam, bu uygulamayı da anladığınızı düşünüyorum. Dilerseniz son uygulamamıza da geçip bitirelim. Oh be! Oh be. Hadi ya! Bir sonraki uygulamamız suni teneffüs. Hadi ya! Oh be! Evet, şimdi... Farz edelim ki sahildeyiz. Melisa Hanım denize girmiş, boğulmuş ve sizler de karaya çıkarmışsınız. Boğulmuş. Evet, boğulmuşsunuz. Nefes almıyor. Ne yapacaksınız? Panikler! Kız! Kalk kız! Kalk! Kalksana be! Boğul! Boğuldu! Boğul! Öpün bir şey yapın şu kadına! Sakin, sakin. Ne yapacağız? Hayır, sakin oluyoruz. Başka bir çözüm önerisi olan yok mu? Hocam, bence soğan koklatalım. Yiyeceğim lan o soğanı artık! Hocam, nefes almıyorsa zaten ölmüştür. Üzerimize kalır. Ben zaten bayana dokunamam. Doğru. Kaçalım. Doktor iptal. Bir dakika nereye? Safa Bey. Ne oldu? Evet. Yok mu çözüm önerisi? Ya ben bayana dokunamam diyorum ya. Aman. Bayan da çok meraklıydı sana. Sabahtan beri tutturdun bayan, 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 bayan. Bir kere o bayan değil, kadın. Biz burada hayat kurtarıyoruz be. Hocam kesinlikle katılıyorum ama yani... Ya biz...
Bırakalım, yapamıyoruz bu ilk yardımı biz ya. Olmasın ilk yardım. Ne yapalım ya? Olmuyor yani. Ne yapalım şimdi? Hocam vallahi abi kötü oldum. Sabahtan beri şekerim düştü. Açım ya. Kötü. Vallahi kötüyüm ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim ya. Biz bunları nerede uygulayacağız? Ben markete gelen bayılanları mı öpeceğim? Ay evet ya. Ben bayılana dokundum ya. Ambulansı var, şeyi var. Ararız, gelir ya. Çok zor durumda kalmışlar. Beni de ara canım benim. Arkadaşlar. Bir şey oldu. Tamam, bir şey oldu. Bir şey yapma. İyiyimsiniz. Ya yok ya. Öpeyim diye yapıyor yalancı. Bak lan. Bak oğlum. Gerçekten bir şey olmuş olabilir şu anda. Gıdısını mı sevsek, ne yapsak? Nefes almıyor sanki bu. Bakın, gördünüz mü? Gördünüz mü? Hiç ummadığınız anda hayatta her şey başınıza gelebilir. Ciddiye almıyorsunuz ama bu tip durumlarda öğrendiğiniz şeyler bir insanın hayatını kurtarabilir. Ben genel olarak eğitimlerimde... Lan ne anlatıyorsun? Adam burada ölüyor, sen orada tırat atıyorsun. Hocam! Ne bir şeyler yapmalıyız. Ayak kaplarını çıkartalım. Bakalım. Gıdısını mı sevsin? Ayak kaplarını çıkartın. Masajı. Memesini... Hadi yapabilirsin oğlum! Kendine gel! Hadi bakalım çocuk, hadi! Öyle mi olacaktı? Can make all this world seem right. Only you can make that. Hocam, Allah razı olsun sizden. Vallahi hakkınızı nasıl öderim hocam? Ben yapmadım. Bana hiç bakma gerizekalı. Ne olur sen yapmış ol lan. Allah Allah. Bu mu yaptı? Bu mu yaptı hocam? Ya şimdi yapılan iyilik söylenmez, ne diyeyim? Neden öyle diyorsun ya? İlk yardım sayesinde hayatın kurtulur. Vallahi hocam, tebrik ederim. Doğru. Kadına dokundunuz. Evet. Vallahi helal olsun kız sana. Helal olsun ya. Gerçekten kurtardı adamın hayatını. Bravo Lebriz Hanım. Suni teneffüsü de öğrenmemiştik. Siz nasıl yaptınız? Bugün girdiğim 8. kurstu bu. Ben bunu mu öpecektim ya? Ama yani. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ve zil geldi. Ve zil. Evet. Skecin yazarlarını... Beste ve Ebru Zil'e gidiyor. Evet, tebrik ediyoruz. Ya çok güzel oldu. Hem gerçekten de ilk yardımla ilgili bilgiler de verildi. Hem de çok güldük. Yani bu çok güzel oldu bu ya. Fikir olarak da süper. Yani hadi başka böyle kursları, sürücü kursu falan filan bunun yani serisini devam ettirebiliriz gerçekten. Çok eğlenceliydi. Yani bütün verdiğim bilgiler de hakikaten de doğru bilgiler değil mi Ebru? Doğru. Onlara baktınız, şey yaptınız. Doğru. Şey yaptınız. Bildiğimiz kadar skeç içinde. Evet. Çok iyiydi. Tebrik ediyoruz. Ne oldu? Ruju dağılmış onu biliyorum. Gerçekten bir büyük dağıtı. Gerçekten. Sahnede bir... Ben şeyi anlamadım. Suni teneffüse kadar gittik. Sonra sen Yeşim'i evirip çevirip bu tarafa nasıl attın? Suni teneffüste aynen canlanıyor adam. O onu oluyor falan. Yuvarlanıyorlar. Anlattı ya. Yani amaç neydi? Ben sen sonra dönüp sen suni teneffüs yapacaksın gibi bir şey oldu yani. Ya yok. Öyle bir... Bir takla fazla attım ben kendim. İkincisi yok yani. Bir, yani insan fazla taklayı nasıl atar ya? Takla doğaçladı. Sana da takla doğaçladı. Çıkışta birer lahmacun gömelim mi seninle? Abi, ooo. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızda.